Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte üstü sayılarda toplama çıkarma işlemi nasıl yapılır? Beraber bunu işleyeceğiz. Gelin bakalım kuralımızda ne yazıyor? Üstü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapılırken tabanı ve üstü aynı olanların katsayıları toplanır ya da işlem çıkarma ise çıkarılır. Çıkan sonuç üstü sayının katsayısı olur. Ne demek istiyor? Örnekte gelin beraber bakalım. Şimdi örneği kenara da yazıyorum gençler. Şimdi 4 üzeri 3'ün buradaki katsayısı 6. 4 üzeri 3'ün buradaki katsayısı görüyorsunuz 5. Sonunda da sadece 4 üzeri 3 yazdığını hepiniz gördünüz. Bu ifadenin katsayısı o zaman nedir gençler? 4 üzeri 3 demek 1 çarpı 4 üzeri 3 demek. Aynı şeydir. Yani katsayısı ne? 1. Bana ne diyordu? Tabanı ve üstü aynı olanların katsayıları yani 6, 5 ve 1 toplanır ya da çıkarılır. Görüyorsunuz gençler. Burada 4 üzeri 3'ün katsayısı 6. Burada 4 üzeri 3'ün katsayısı 5 ama arada çıkarma var. Burada da 4 üzeri 3'ün katsayısı 1. Arada toplama var. Sadece katsayılar arasında ne yapacağım? Toplama çıkarma yapacağım. Bu kadar kolay. 6'dan 5'i çıkardım 1. 1 daha 2 çarpı 4 üzeri 3 şeklinde bulunur. Bu kadar kolay. Ya da böyle kafam karışıyor diyenler varsa şu şekilde yapabilir. Konuşabilirsem. 4 üzeri 3'leri x dersiniz. Şöyle mi olur o zaman? 6 çarpı x eksi 5 çarpı x artı 1 çarpı x. Şimdi gençler 6x'ten 5x çıktı x. 1x yani. 1x 1x daha 2x mi yapar? Biz x olarak neyi kabul etmiştik? 4 üzeri 3'e x demiştik. Bakın yine aynı cevabı ne yapıyorum? Bulabiliyorum. Şimdi örnek sorularımıza gelin beraber bakalım. Gençler sorumuzda görüyorsunuz ki 256 256, 256, 256, 256 toplanmış hepsi. Şimdi 256'ların önünde bir katsayı yazmıyor. Yazmıyorsa aslında nedir katsayısı? 1'dir. Hepsinde bu bir katsayısı yok mu? Çünkü hiçbirinde başka bir şey yazmamış. Görüyorsunuz ki hepsini bu şekilde ifade edebilirim. 1, 2, 3, 4, 5 tane ifade var. Bakın yine aynı şekilde yazdık. Katsayılarını toplayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kadar basit. 5 çarpı 2 üzeri 6 olarak cevabı buluruz. Devam edelim. Yine 3 üzeri 5'ler var. Bakıyorum 7 çarpı 3 üzeri 5 eksi 4 çarpı 3 üzeri 5 artı 5 çarpı 3 üzeri 5 diyor. Katsayılara odaklanacağım. 7 var, parantez içine yazıyorum. 4 var ama önünde eksi var, ona dikkat ediyoruz. 5 var, önünde artı var. Çarpı 3 üzeri 5. 7, 5 daha 12. 12'den 4 çıktı. 8 çarpı 3 üzeri 5 olarak ne yaparız? Hesap ederiz. Evet, geçelim. Şimdi bize bir denklem vermiş. Şimdi gençler, 5 üzeri 7'ler var. Bakın görüyorsunuz. 5 üzeri 7'ler var sol tarafta. Sağda da 5 üzeri 7 var. Burada katsayıyı yazmıyorsam neydi katsayımız? 1 çarpı 5 üzeri 7 demek. Yani şunu unutmayın. 5 üzeri 7 demekle 1 çarpı 5 üzeri 7 demek aynı şey. Şimdi katsayıları toplayıp çıkaracağım kendi arasından. Parantez açıyorum. Burada katsayı 1. Burada görüyorsunuz 4 ama artı. Burada eksi 2. Burada da sadece x ama artı x. Çarpı 5 üzeri 7 diye sol tarafa yazabilir miyim? Sağ tarafta ne var? 6 çarpı 5 üzeri 7 var. Şu parantezin içini biraz düzenleyelim. 1, 4 daha 5. 5'ten 2 çıktı. 3 artı x şeklinde mi yazarım? Sağ tarafı da aynen yazayım. Şimdi gençler, burada çarpma işlemi mi var? Hem sağda hem solda. 5 üzeri 7'leri sadeleştirebilirsiniz. 3 artı x eşittir 6 demektir. X buradan karşıda 6 var. 3'ü de yanına atın. X buradan ne çıkar? 3
bulunur. Evet. Geldik son sorumuza. Şimdi ne demiştik biz gençler üstü sayılarda toplamı çıkarma yaparken? Tabanı ve üstü aynı olan ifadelerin katsayıları toplanır çıkarılır değil mi? Şimdi soruya bakıyorum. 4 çarpı a üzeri eksi 5 artı 2 çarpı a üzeri 4. Tabanlar aynı da üstler aynı değil. Devam ediyorum. Eksi a çarpı pardon eksi a üzeri eksi 5. Bakın eksi a üzeri eksi 5. Diyorum ki bunlar arasında bir bağlantı kurabilirim. Devam ediyorum. Artı 3 çarpı a üzeri 4. Bu ifadeler arasında da bir bağlantı kurabilirim. Bunları bir yan yana yazayım. A üzeri eksi 5 eksi a üzeri eksi 5 yan yana yazdım. 2 çarpı a üzeri 4 artı 3 çarpı a üzeri 4. Şimdi bizim üstlü sayılarda toplamı çıkarma yapabilmemiz için üstlü ifadelerimizin tabanı ve üstü aynı olmalıydı. Aynı buradaki gibi değil mi? Eğer burada katsayı olarak sadece eksi yazıyorsa bu aslında eksi 1'dir değil mi gençler? 4'ten 1 çıktı. 3 çarpı a üzeri eksi 5 olarak burayı hesap eder miyim? Burası tamam. Sırada diğer taraf var. Bakıyorum üstlü ifadelerime tabanları aynı ve üstleri aynı. O zaman katsayılarını kendi arasında toplayabilirim. 3, 2 daha 5. 5 çarpı a üzeri 4 olarak yazabilir miyim? Şimdi en son böyle bir cevabı buldum. Bakıyorum tabanlar aynı ama üstler aynı değil. Bu ifadeye dokunamazsınız. Cevabınız bu şekilde kalır. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videomu yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.